Davud-ı Karsi, Osmanlı Mantık, Dil ve Kelam Bilgini. Davud el-Karsi'nin Kars'ta Hicri 1099, Miladi 1686 tarihinde doğduğu tahmin edilmektedir. Aile efradı hakkındaki bilgilerimiz sınırlı olan Karsi'nin, Ömer ve Osman isminde iki oğlu vardır. Kendisine Tefsirül Müşkilat ve Kâşifül Galat adlı Miftahül Fatiha adlı iki eser nispet edilen oğlu Osman'ın da Davud el-Karsi gibi ilimle meşgul olduğu söylenebilir. Davud el-Karsi ilk eğitimini Kars'ta Çolak Abdullah Efendi'den almış, İstanbul'da Ruhus imtihanına girmiş ve başarılı olmuştur. Ancak resmi herhangi bir görev aldığına dair bilgi bulunmamaktadır. Eserlerinin fera kayıtlarından çıkarımla, Karsi'nin İstanbul, Mısır, Kıbrıs, Karaman ve Birgi'de değişik zamanlarda bulunduğu görülmektedir. Ömrünün son yıllarını Birgi'de geçiren Karsi'nin, burada Birgi Ulu Camii Medresesi'nde dersler verdiği tahmin edilmektedir. Hicri 1169, miladi 1756 yılında 70 yaşında Birgi'de vefat etmiştir. İmam Birgivi'nin kabrinin yanına defnedilmiştir. Ayrıca oğlu Ömer de kendisinin yanında medfundur. Silleli Osman Hamdi'nin Karsi'nin İrade-i Cüziye Risalesi'nin başında yer verdiği tercüme-i haline dair bazı ifadelerinden hareketle hayatının bir kısmında sürgün edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Silleli şöyle demektedir. Musannif, Rahimehullah, hak için gayret keşti. Kınayıcının kınaması onu engelleyemezdi. Zalimin zulmünden korkmazdı. Bu durum gurbet ellere düşmeyi ve vatandan uzaklaşmayı gerektirse de onun tavrı böyleydi. Müellifin mutasavvife ile ilgili tenkitlerinin böyle bir olaya sebep olabileceği muhtemeldir. Karsi'nin Kıbrıs'ta bulunuşu bir ihtimalle bu sebepten olabilir. Çünkü Kıbrıs, Osmanlılar zamanında sürgün yeri olarak maruf olmuş bir beldedir. Kadızade hareketinin liderleri de daha önce benzer şekilde Kıbrıs'a sürülmüşlerdi. Karsi, Velediyetül Cedide isimli eserini Lefkoşa'da tamamlamış ve oradaki halktan övgüyle söz etmişken, bu eserin şerhini halkının bir kısmı münafık kimseler olan Birgi'de bitirdiğini yazmıştır. O bu ifadesiyle muhtemelen sürülmesine sebep olan muhaliflerini kastetmektedir.